Selamlar hepinize. Elisi yaz mevsimi ilk tur karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. İlk tur ne demek? Best of One'lar oynandı. Artık bir sonraki turda Best of 3'lere geçeceğiz demek. Ve bu Best of One'lar sonunda 8 takımımız bir sonraki aşamaya kaldı. 2 takımımız elendi. Astralis ve Team ITT elendi. Tabi bu takımlardan bir tanesi Astralis sezon boyunca da yeterli puanı toplamadığı, toplayamadığı için Worlds elemesi şansına katılmaya hakkında kaybetti. Yani ne anlama geliyor? Bu Astralis sezonu aslında tamamen bitti. Ne Temmuz ayındayız. Temmuz ayında sazını kapandı bir takımın. Şimdi Elisi'nin formatından bahsederken ben Elisi'nin bu yeni formasına ilk geçtiğinde şundan çok bahsetmiştim. Kazanan takımlar için çok daha fazla antrenman fırsatı var ama kaybedenler için ya bir kaybetmeye başladınız mı gidişat daha kötü diye. Ve Astralis şu anda bunu birinci elden yaşıyor. Ee, yok yani 5 ay boyunca maçları yok. Bu 5 ay içerisinde neler yaşanacak bu oyuncuların durumu ne olacak tabii ki kimse bilmiyor ama kaybedenlerin grubunda tarafında kalmak zor. Öte yandan bu mevsim çok büyük bir hayal kırıklığı olan bir Vitality var. 1-8 bitirdi Vitality sezonu. Yani 1-8 tek yenilen takım onlara SK. Çok kötü bir mevsim oynadılar sezon içinde zaten. Yani mevsimin içerisinde zaten kadro değişikliği falan da oldu. Ama genel olarak sorumlu bir sezonda onlar adına Şimdi aradaki takımlarla ve bir sonraki turla alakalı Görüşlerimi vereceğim Önce bir notlarla başlayalım Bu mevsim neler oldu diye e, Valla Vitality tabii ki buranın en büyük F alan takımı Hiçbir uyum yok Doğru dürüst bireysel performans geldi yani Ufak tefek gösterilir ama hepsi bir arada gelmedi Bence çok kötü koçlandı Bu takım çünkü Ya bu malzemeden Abi bilmiyorum ya, ya Forma boş ceketini koysan Boş formayla çıksan zaten bir şeyler kazanıyor olması lazım Bir değildi ya yani bu takımın olabilecekleri ama kötü gitti sezon onlar adına. İşte sezonun son haftasını akademi junglerları bir alt takımlarını yani Vitality B'nin junglerı Douglas'da oynadılar. Oradan da hiçbir şey çıkaramadılar ve bu kadro sanki dağıtılma zamanında geldi. Tabii ki önceki mesinlerde yeterince puan topladıkları için World Series'e oynayacaklar. Oraya gelme hakları var ama yaz mevsimi çok büyük bir ref. takım için. Gene Astralis'e. Australis onlar da aslında büyük bir problem yaşadılar sezon boyunca. Ama bu beklenen bir problemdi. Yani şunu eklemek lazım ile alakalı. Bu yapının, yani bu kadronun zaten bir noktada tıkanacağı belliydi. Şimdi önceki mevsimlerde Kobe delirmiş gibi iyi oynuyordu. Onun etkileri vardı. İşte lideri ekledikten sonra biraz böyle bir hava değişikliği falan oldu mu sonuçta. Çok öngörülebilir bir oyun oldu. Çok belliydi. Ben de zaten bundan çok bahsetmiştim ile alakalı. Yani 113 çok öngörülebilir oynuyor. Reader zaten en öngörülebilir oyunculardan bir tanesi. Çünkü doğru dürüst büyücü oynayamıyor. Deniyor ama yapamıyor. Jangoon stabil bir performans sahibi değil. Leader'ın, ben yani Kobe'nin performansı da biraz düşünce zaten düştü. Takım komple düştü aslında. Ve sezonu yani diğer takımlar aslında yakınlar. Sonuçta bir maç gerilerinde oldukları için F vermek istemiyorum ama D ile geçtiler. Koi 8. sırada tamamladılar sezonu. Yaz mevsiminde daha doğrusu. Vallahi yazık yani. Larsen'in oynadığı oyuna gerçekten yazık oluyor. E, Trimby'yi de değiştirmişlerdi. Gereksiz yere bir takas yaptılar fanatikle. Advian ve Trimby değişikliği oldu. Trimby fanatiğe gitti. Çok daha iyi sonuçlar oluyor. Onlar e, uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ya, yani çok kötü bir mevsim geçirdi mi? Hayır. Ama problemlerin sebebi de Trimby değildi zaten. Boşa yapılmış bir değişiklikti. Larsen de belirli devam ediyor. Larsen çok çok iyi bir mevsim geçirdi bu arada yaz mevsiminde. Çok iyi bir mevsim oynadı ama boşa gitti. Yani eksi veriyorum Koyi'ye. Hadi C vereyim hadi idareten tur diye. Mad Lions 4-0'dan 4-5'e geldiler. Muazzam bir beceridir bu da. Hiç de kolay bir şey değildir yani. 4 maç üst üste kazan ki kazandıkları 4 maçta özellikle ilk hafta oynadıkları 3 maç üst üste kazandıkları noktada zor maçları da bir şekilde maçın içinde tutunarak çevirmeye başladılar. Fakat sonrasında Acayip bir düşüş. Yani Chelsea'den bir hesap performans gelmiyor. riskiden gelmiyor. alt koridor bir şeyler zaten üretmekte zorlanan bir koridor. Özellikle Karzi'nin olduğu durumlarda falan. Ya kaynaklı olarak üretimde zorlanan falan derken. Tıkanık. İzlenesi olmayan. Yani sıkıcı. Maçlar içerisinde yer yer çaresiz kalan. Tuhaf tuhaf hareketler deneyip fail'layan bir takım haline dönüştü MAD Lions e, hala çağrımdır bu arada MAD Lions'a Ben bu arada ilk 3 üç, üç maçın ardından Mad Lions'la alakalı bir tweet atmıştım. E, Mad Lions bu maçı da böyle kazandıysa artık buradan dönmez. Bu maçı şampiyonluğu alırlar diye. E, ondan sonra maç kazanamadılar. Çok e, iyi oldu gerçekten. Mad Lions'a e da çağrımdır. Göndersinler bir tane imzalı niski forması. Bu işi çözelim hemen. Kaldırayım tweet'i. Kendilerine önlerine açıklık gelsin. Önlerindeki baraj kalksın diyebiliriz. Ama bu iyi geçmedi onların adına. C- veriyorum Mad Lions'a. E. Üst üste bu kadar kaybettikleri için SK Gaming sezonun sonunu çok iyi toparladılar. Kötü başlamışlardı ama çok iyi toparladılar. Özellikle bireysel anlamda bayağı bir kötü başlangıçtı. Yani ne Eksekik, ne Sertus, ne Markun geçen mevsimin gerisinde gözüküyorlardı. Ve ki geçen mevsimin de hatırlayın sonlarına doğru kötü bir mevsim bitirişi olmuştu SK adına. Irrelevant falan yine fena değil ama sonrasında toparlandı SK Gaming. Özellikle e, son haftayı çok iyi oynadılar. Ve son dakikada Astralis'in üstünde kalarak kendilerini bir şekilde içeri atmayı başarırlar. Mevsimde C olarak kapatlar. En azından Best of One kısmında C olarak kapatlar. BDS onlar da bu arada benzer bir şekilde SK gibi onlar da sonradan açıldıklarını söyleyebiliriz. Ee, onlarda da önceki mevsimlerde aynı Astralis'lik Kobe'nin durumu gibi e, Crown acayip ateşi durdu. Orada biraz onun ateş etmesi biraz sakinledi yani formu. Ama onun dışında işte Adam'dan yaratmaya çalıştıkları Ekstra seçimleri falan ilk başta bulamıyorlardı. Sonra ikinci ve üçüncü haftada biraz bulmaya başladılar. Şey o zaten çok ekstrası olmayan bir oyuncuydu. Diğerlerinin biraz daha ekstra... Yani diğerleri bir şey üretecek ki şey o faydalı olsundu. Son haftada bunu ancak yakalayabildiler. Orada da özellikle Labrov'un çok iyi bir bireysel performansı vardı bence mevsim boyunca. Biraz o da bu takımın... Ya yani takım biraz onun gerisinde kaldı. Onun gösterdiği performansa ayak uyduramadı Bence. Onları da C veriyorum. Team Heretics çok iyi başladıkları bir mevsim. İkinci ve üçüncü hafta hiç iyi şekilde bitmedi. Onlar çok çok hızlı başlamışlardı mevsime. Hiç beklenmeyen şekilde iyi oynuyorlardı. Özellikle Flakit ve Vitio çok iyi bir mevsim başlangıcı yaptılar ama sonrasında düştü performanslar. Öte yandan takımı adına çok faydalı işler yapsa da yer yer felaket bir koridor aşaması oynayan Ebi. Yani Ha bu kadar kötü laning nasıl tutunuyor gerçekten bilmiyorum ya. Yani. Bu çok kötü bir laningi var evimin. Gerçekten çok kötü bir laningi var. Ki hani Elisi üst koridorlarıyla ünlü bilinen bir lig değil ki, Importlar falan buraları bir de bir import aslında. Yani bütün bunlar düşünülünce açıkçası böyle bir ortamda yani belki de ligin en zayıf rolünün olduğu ortamda bu kadar kötü laning falan olmayamak hakikaten problem. Ama ona rağmen takıma faydalı olduğu yerler oldu mu? Oldu. Öte yandan Yankos ve bir bireysel performans çıkışından çok faydalandı. Çok iyi bir mevsim geçirdi Yankos bireysel olarak. Onu da eklemek lazım. Ee, ama hız kesildi. Yani onu söylemeliyim. Best of 3'lere geçerken biraz sıkıntılı gözüküyor ama yine de B ile geldiler. Excel çok kötü sezon başlangıcı. 0-3 başladılar. Zaten sezon boyunca da en kötü, ligin en kötü takımıydı Excel. Yani bütün yıl boyunca bahsediyor en de. Üçüncü bitirdiler. Özellikle ilk haftadan sonra son 6 maçlarında 5 maçlarını kazandılar. O 5 maçta aslında yani biraz one -trick pony gibi oynadılar. Tamam mı? Genelde çok birbirine benzeyen draftlar oynamaya çalıştılar ve daha yani tek bir kazanan formül etrafında ilerlemeye çalıştılar. Başardılar mı? Başardılar. Sonuçta böyle bir beklenti vardı. Abi, 3 mevsimde de ligin en kötüsü olmaman gerekiyordu. En azından onu kırdılar. Fakat devamında ne koyabilirler üstüne ondan emin değilim. Çünkü işte aynı Astralis'in yaşadığı durum ya yani aynı Koyun'un yaşadığı durum tahmin edilebilirlik çok etkiliyor. Biraz onu kırmaya çalıştılar bu arada 3. haftada. Onu söylemem lazım. Yani biraz kırmaya çalıştılar ama hala çok tahmin edilebilir bir takım. Yani o ne? Dışında belki azıcık Abedaga dışında hiç ekstra üreten kimse yok. Rakipler tarafından okuması çok kolay ve buna hazırlanması da çok kolay. Best of da daha da etkin olacak bu. Şöyle bir durum var. Kim hazırlanacak onlara? Orayı konuşmak lazım. Kim onlara ne kadar hazırlanacak? Sonuçta ligin durumu ortada. 4 takım 4-5, 2 takım 5-4 durumda. Ama bir şekilde buralara gelmeleri e, takdir edilirse e, onlara Heretic'den bir tık daha iyi puan veriyorum. Çünkü kötü başlangıcı çevirmek daha zordur. B'ye veriyorum onlara. Fanatik. B artı verdim onlara. E, yani Sezon arasında zaten güzel bir dolandırma hamlesiyle Trimbie'yi almışlardı. E, bir de Noah eklemesi vardı. E, nişancı pozisyonuna. Hatta uzun bir süre şey oldu işte Noah ölmüyor, acayip bir keydi ya ne oluyor falan filan diye. Ama kameralar asıl yani spot ışıkları boş yere oraya döndü abi. Asıl olay çıkartan iki kişi Razor ve Humanoid'di takımda. Razor kariyerinin en iyi mevsimini oynamış olabilir, o kadar söyleyeyim size. İnanılmaz bir mevsim oynadı Razor. Yani hani uzun süre onun bir ilk çıkışında da çıkışının ilk yılının sonuna doğru sanırım. Böyle bir dönemi vardı. Aşırı iyi oynadı böyle. Herkese out jungle ettiği, sürekli maçları sümerslediği falan. Hakikaten öyle bir dönem oynadı gene. Çok çok iyi bir mevsim oynadı Razok. Yani her şeyi yapabilecekmiş, her şampiyonla gidebilecekmiş, her rakip jungle'ın kafasının içinde herkes okuyabilirmiş gibi oynuyordu. Öte yandan Humanoid'de oynamaya geldi. Zaten hani onu biliyoruz. O oynamaya geldiği zaman oynayabiliyor. Uzun süre sonra tekrardan oynamaya gelmiş halde gördük. Tabi bu ikisinin yaptıkları Oscar'ın de çok yaradı. Oscar'ın de şeyin tam tersi. Ebi'nin tam tersi. Çok çok iyi bir laning oynadı mevsim boyunca. Ama takımına yer yer negatif şeyler üretti ve boş yere işini zorlaştırdı takımının. Ama buna rağmen Fnatic e, Fanatik 7-2 ile sezonu kapatmayı başardı. Sezonun son karşılaşmasını kaybettiler. E, çok da güzel bir maçtı. Zerat oynanan maçtı. Humanoid'in Zerat oynadığı maçtı. Değil mi? Oydu ya. Neyse, oldum. Ama Humanoid, oydu, oydu. Humanoid'in e, Zerat oynadığı maçtı. Yani hiçbir şey yapmasa kazanacaktı fanatik. Bir müsaade etseler Rumunoy'da da herkes kesiyor zaten. Müsaade etmediler. Kaçıranlar var o maçı izlesinler bu Güzel maçtı o. Tabi o galibiyetle beraber de e, rakipleri SK playoff'a girmeyi başarmış oldu. Ama görece yani diğer mevsimlerine kalsa çok çok iyi bir mevsimdi. E, Trimba upgrade'i biraz daha agresiflik getirebilmiş bir nişancı. Ama bu ikisinin gelişiyle beraber yani Razort'taki ve Humanoid'taki değişim çok çok farklıydı. Belli ki modda yükselmiş. Takım pozitif durumda. Onlara A- veriyorum. G2 A aldılar. Ee, i̇lk hafta yenilmişlerdi. Ee, Mad yenildi. G2 ilk hafta. Ee, sonrasında tertemiz bir mevsim oynadılar. Metanın dışına da çıktılar bu arada. Defalarca Kog'Maw Braum aldılar. Cevap ürettim dediler. Oynayacağız biz bunu. Metanın da dışına çıktılar. Çok temiz bir mevsim oynandı mı? Emin değilim. Yer yer işte bir tane Niko maçı vardı mesela hepsinin felaket trollediği falan filan ama ki maçı yani Matt Lyons maçı kazanması zaten büyük bir sürprizdi bence ama o maç mıydı ya? Ya maçların hepsini birbirine girdi kusura bakmayın. O kadar çok maç izledim ki bu ara. LCK'de, LPL'de falan derken. Bu arada LPL'de sezonun son haftasında giriyor. Normalde bu hafta karne çekecektim. Sonra baktım maçlar güzel. E, bu maçlarda oynansın sonra çekim Sonra baktım son haftaya giriyormuşuz. O yüzden bir hafta daha arttırdım. Sezon sonu karnesi olacak Alpiyen'inki de. Ondan şimdi, onu da şimdiden duyurmuş oldum. G2A olarak sezonu kapattı. Şimdi yaz mevsiminin ilk partının, ilk kısmının e, beşlisine gelelim. E, üst koridorda Oscar'ın var. E, bence bu arada bu mevsim kimse Oscar'ın bireysel performansına yaklaşamadı. E, yer yer işte o Doamle'nin faydalı olduğu yerler vardı. Brokumlade'in faydalı olduğu yerler vardı ama çok çok iyi bir laning oynadı Oscar'ın takımına biraz zarar verdiği noktalar olmasına rağmen skordor zayıf karna dedim zaten Elisi'nin. Kimse onun performansına yaklaşamadı bence. Ormancı tartışmasız Razor kimse yani Yayk iyi bir mevsim geçirdi. Peach fena bir mevsim geçirmedi. Yankos oynadı falan ama hiçbiri Razor kadar hiçbir maça etki edilmedi. Yani bu tartışma konusu bile değil. Razor'dan başkasını yazan kendini reportlayabilir şu anda. Orta koridor tartışma konusu olabilecek bir yer bu arada. Caps çok iyi bir mevsim geçirdi. Humanoid çok iyi bir mevsim geçirdi. Larsen çok çok iyi bir mevsim geçirdi. Takımı çok aşağılarda kalmış olmasına rağmen. Ama bu arada Veteo da çok iyi bir mevsim geçirdi ama Veteo'nun e, performansı son, son hafta özellikle biraz daha düşüktü. Ama ben burada e, biraz kazanma şeyine e, kıyak geçtim. Çünkü öbür türlü e, nasıl oluyor da birinci takımdan ikinci takımdan daha az oyuncu oluyor. moda olacaktı. O yüzden Caps'ı seçtim. Alt koridorda da Hans Sama ve Miki Eksikilisi var. Bu, e, burada başka kimler olabilirdi? Ondan da bahsedelim. Noah KDA'sı falan çok yüksek göz görmedi ama çok kötü laningi var. Yani çok kötü demeyeyim tabii ki. Çok kötü demez ama kötü bir laningi var. Özellikle Hans ile kıyaslandığı zaman. Ama Trimby burada olabilecek adaylardan biriydi. Ee, kesinlikle. Bence birisi olarak Mersa ve Labro 2 e, Yunan destek gayet iyi sezonlar geçirdiler. Onlar ama ancak aday olabilirlerdi. Çünkü Hans Sama ve buranın hala üstünde gibi gözüküyorlar. Şimdi gelelim sonraki gruplara. Biliyorsunuz Best of 3 formatı sonrasında A grubu G2 Koyi Team Heretics BDS şeklinde şekillendi. B grubu Fanatic SK Excel Mad Lions şeklinde şekillendi. Şimdi buradan sonra biliyorsunuz 4 takımımız kalacak. İşte 2 alan üst tura çıkacak şekilde. 4 takımımız kalacak. İlk eşleşmeden bahsedeyim. İlk eşleşmeden bahsedeyim. Sonrası zaten devamı gelecek. G2 Koyi yani G2 herhalde ya çok dağınık olmasına rağmen koyu gerçekten onları çok zorlayabilecek bir takım e, görünümünde. Çünkü G2'nin en güçlü olan yönünü kullanamamasına sebep oluyor. Aynı zamanda Alt koridoru da biraz daha bu tarz ortamlarda performans artıracaktır diye düşünüyorum. Burada bu seride özellikle iki kişiye bende çok iş düşüyor G2 adına. Biri Yayık, biri Blade. Mevsim hoca çok iş düşmedi bu arada onlara. Yani diğer taraflar halletti. Yani çok kolay oldu diğer tarafların yaptığı işten dolayı bazı maçlar. E, ama orada ya bu seride onlara biraz iş düşecek. Ama onlar da şu ana kadar özellikle Brock bu tarz durumlarda ki bunu uluslararası turnuvalarda falan da örneğini gördük. Ne zaman iş güçte altından kalktı ve o takıma o desteği sundu. Yayık da bunu yapacaktır bence. Ve bu seriyi g kazanacağını düşünüyorum. Öte yandan Team Heretics BDS serisi. Heretics bu mevsim daha iyi oynamış olmasına rağmen bu kolay bir seri olmayacak. iki takım içinde. Bence Heretics kazanamayacak hatta bu seriyi. Bunu neden düşünüyorum? Çünkü Şimdi bir kere zaten çok fazla yani gazla çalışan bir takım demek yanlış olur bu takıma. Ama o rüzgarı arkasına aldığı zaman çok iyi bununla sürüklenebilen bir alt koridorları var bu cepte. Tamam. Bu var yani. Flakit Mersa ikilisinde bu var. O rüzgarı sezonun sonunda kaybettiler. Bunu tekrar yakalayabilirler mi? Bilmiyorum. Yakalayabilirler de yakalayamayabilirler. Fakat Ebi'nin laning problemleri Adam gibi ki mevsimin tamamını bunu kullanamamasalar da önceki mevsimlerde ve mevsimin sonunda kullandıklarını gördüğümüz ekstra seçimleri olan. Oyuna bu ekstra seçimlerle birlikte fazladan katkı veren ve üçüncü bir taşıyıcı opsiyonu gibi hareket edebilen bir toplayınarak çok zor. Bu ebinin laning ile ilerleyebilmek. Bu bir problem. Yani bu tabii Heretics'in draftlarını falan da zorlaştıracak. Yani istemedikleri bir noktada karşılarına mal fight gelecek. İşte patch değişiyor bu arada. Onu da söylemek lazım. Yama da değişecek. Oyun da biraz değişiyor ki 13.14 -13 yamasında oynayacak. Onun biz kendi ligimizde gördük. Ee, siz bu videoyu izlediğiniz hafta LCK'de göreceksiniz. Sanırım LPL'de de göreceksiniz. Ona göre bir şeyler değişmiş olarak gelecek. Ee, burada da. Ve bu değişikliklerin büyük bir çoğunluğunun BDS'e yarayacağını düşünüyorum. O yüzden BDS'in bu seriyi kazanacağını düşünüyorum. Her ne kadar daha düşük sıradan gelmiş olsalar da. Diğer taraf Fnatic SK serisi SK'ye de çok istim üstünde geliyor. İyi toparlanarak geldiler. Ama bence burada güçleri yetmeyecek Fnatic'i yani. yenmeye. Çünkü fanatik mutlu gözüküyor abi. Ben uzun süredir Fnatic'i mutlu görmemiştim. Mutlu gördüğümüz Fnatic, mutlu Razort, mutlu Humanoid, win alıyor abi. Win alıyor yani. Onların oynadığı takım tamamına tesir etmiş durumda. Herkes çok daha iyisini yapabiliyor. Ve işler iyi gidiyor. Ben o yüzden Fnatic'in burayı kolay geçeceğini düşünüyorum. En tek taraf serinin de bu olması. Bekliyorum. Son serimiz Excel Mad Lions serisi çok iyi bir bitirişli Excel ama sezon boyu kötü oynamış bir Excel. Çok kötü bitirişli ama sezon boyu iyi oynamış ve bir şekilde en saçma sapan durumlardan bile 8. sıradan playoff'a girse bile bu yani bu tura girse bile tepelere çıkabilmiş bir Mad Lions var. Yani şöyle söyleyeyim. En anlaki takım. Bak buradan SK ile eşleşse. Şu, şöyle söyleyeyim şu anda Excel o kadar formda geliyor ki. Koy, G2 Fnatic'i ayrı tutuyorum. Diğer takımların hepsini yenebilecek güçlerlerdi. Sıralama olarak kendi altında kalanlardı. Zaten G2 Fnatic onların üstündeydi. Mad hariç. Çünkü Mad buraları çok iyi biliyor abi. Defalarca bu duruma geldim Mad Bir değil iki değil bak. Kötü geçen mevsim oldu, işte formsuzluk oldu, kötü sezon sonları oldu, kapatışları olamadı, ne bileyim ya bir sürü problemi. Görünebilecek her şeyi gördü muhtemelen Milletler. Ve yine ayağa kalkacaklar. Çünkü playoff ortamında play ayağa kalkıyor bu takım. Yine aynısının olacağını düşünüyorum. Ve Excel'in e, an biraz da direnç göstererek bu arada iyi de oynayarak kaybedeceğini düşünüyorum. Matt da bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Yoksa bir daha mı curse diyorum Matt Bilemiyorum. Yoksa o forma gelmeden Matt bir daha maç kazanamayacak mı? Bilemiyorum artık. Bunları kendileri karar verecekler. Diyelim ve elisi yaz mevsimi birinci aşama e, Karnemizi sonuna gelelim. Bir sonraki bölümümüz. Playoff'ları biraz daha detaylı değerlendirebilirim. Hafta hafta da ilerleyebilirim bu arada. Çünkü e, best of one'larda çok ilici takımlarını değerlendirmek doğru olmuyor bence. E, ama best of three'lerde biraz daha bir şeyler belli oluyor. O yüzden o tarz durumlarda değerlendirmeyi daha çok seviyorum. Belki ilici için karne sıklığını arttırabiliriz bu dönemde diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. hala abone olmuyorsunuz. Aynı zamanda gelip benden videolarda ama abi TCL karnesi çekme olur TCL hakkında da konuşalım diyorsunuz. Çekiyorum izlemiyorsunuz. Çeki çektiğim zaman izlemediğiniz için ben de çekmiyorum. Eğer TCL karnesi istiyorsanız, eğer TCL videosu gelsin istiyorsanız bu videoya 1500 like istiyorum. Hadi bakalım. Bu videoya 1500 like gelirse ancak o zaman TCL karnesi çekmeyi tekrardan düşünün Yani çek, düşünürüm diye yaparım o zaman. Delikanlı gibi sözümüzü verdik o zaman yaparım. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Elisin için ikinci aşamasının ilk haftasıyla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.